Gold aşığı gelinimizin evinde şaşırmaya hazır olun. Mesela burayı minimalist bir düğün salonu zannedebilirsiniz ama burası gelinimizin şaşalı mışaşalı salonu. Nevra gelinin evinin girişi o kadar büyük ki gelinimiz bu bölümü oturma odası yapmış. Salonun aksine mutfaksa bir o kadar sade görünüyor. Tabii Nevra geline göre sade. Burası da gelinimizin giyinme odası. Ve işte beklediğimiz şaşayı yarışmacımızın yatak odasında görüyoruz. Burada konuşulacak çok şey var der, sözü hanımlara bırakırım. Evet Nevracığım, özlemişim evde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk bir tanem. Bir takım değişiklikleri fark ettim. Evet tabii ki sizler ama için. Ama tabii ki söylemeyeceğim. Tabii bakalım. Görsünler bakalım izlemişler mi bölümü. Gelinler nasıl olacaklar, evet. Aynen. Onlar yorumlasınlar işte. Ben hediyesini vereyim. Çok tamam. Teşekkür ederim kızlar. Bu da bu bir mesaj. Benim süpürgeden daha beter bu. Evet bu da bir mesaj sanırım. Bu ne? Niye böyle bir hediye? O böcekler için. Böcekler için. Ha. Şimdi yani tamam. Böcekler var ya hani. Ha evet. Ben dedim acaba şey yok, mi, raket yok. Falan mı? Yok. Aa neler var. Evet böyle evet o sivrisinekler mi? Evet. Çat çat çat. Dedik köye geliyoruz. Evet çok mantıklı. Çok makbule geçti. Çok mantıklı. Bence. Çok teşekkür ederim kızlar. Ben bir an şu şeyleri falan göremedim. Evet. Dedim yoksa hani ne yapayım oynayayım mı ben? Çok amaçlı. O yüzden çok amaçlı evet. Güle güle kullan tatlı. Teşekkür ederim. Ben kahvelerinizi yapayım o zaman. Evet teşekkür ederiz. Artık biliyorum evet. Kahvelerinizi alıp geliyorum ondan. Tamam tatlım. Hadi bakalım. Bizi nasıl güzel karşıladı evet, değil mi? Evet. Şaşırttı bizi. Evet. Çok. Kolay gelsin Nevra Hanımcığım. Sağ olun. Hoş geldiniz Dış Ses. Hoş bulduk. Kahve fincanlarınız yeni mi? Evet. Onları yıkadınız ama değil mi? Tabii ki. Tabii ki yıkadım. Sonra bu şekilde paketleyip kaldırmıştım. Şimdi tekrardan çıkarttım. Dış Ses, sana öyle bir şey söyleyeceğim ki herkes şok olacak. Kızlar böyle var ya korkudan... Yani bilmiyorum ne olurlar. bulaşık makinesinin içini çıkartacağım ve içerisine gireceğim. Onlara şaka yapacağım. Ne diyorsunuz? Evet, evet. Bayağı korkacaklar eminim. Buzdolabı olmasın o? Yok, buzdolabı değil. Onun da içerisini çıkaramam ama diğerini çıkarabilirim. Nasıl gireceksiniz oraya yahu? Gireceğim. Bunu herkes görecek. Ya bu şakadan sonra hanımlardan biri kalp krizi geçirirse? Yani o kadar olacağını düşünmüyorum ya. Böyle güzel bir şaka yapmak istedim onlara. En çok kim korkar acaba? En çok Esra korkar. Kesin ve net. Yani o korkar diye düşünüyorum. Bence Esra Hanım bayılır. Bayılabilir, evet. Vallahi bu sözlerden sonra ne diyeceğimi şaşırdım. Bir an önce kahveleri götürün de gün başlasın. Evet, bence de hemen kahvelerimizi yapalım. Ve şakamıza geçelim. Her yer yorumlansın, şakamıza geçelim. Alayım dökmeden. İnşallah ki dökmem. Evet. Geçelim. Çok tatlı, enerjisi de güzel. Evet, çok iyi. Evet. Kahveler geldi. Çok da pek bir hızlıyız. Tabii ki. Alpsenen'in vermiş olduğu hız diyelim buna. Wow. Kızlar şöyle bırakıyorum. Dışarıda horozlar, efendim, mutlar, evet. Asma yaprakları. Traktörler. Evet. Eve girdiler, kızlar şok. Herkes şok oluyor. Yani bir köyden böyle bir ev beklemiyorlar. Beklemiyorlar. Açıkçası. Evet. Beklemiyorlar ama bizim köyün geneli böyle Aslı Hanım. Evet, biz daha genel olarak Bursa'da birkaç köyde olduk. Hakikaten genelde böyle goldlu, avantgard tarz mobilyalar, ağır mobilyalar
çok seviyorlar. Şarşayı seviyorlar. Evet. Ben Bursa seviyor. Hatta benim mobilyam diğerlerine göre daha kullanışlı. Yani diğerleri daha avantgard. Hafif. Esra'nın mobilyası gibi. Gold seviyor Bursa demek ki. Ha? Bursa ama seviyor. Herkes değil ama genelde köydeki yerlilerin gold var ama. Bunu yerlileri kabul edelim. Seviyor. Sen de bile İlla gördük. İlla var gün. Tabii ki. Tabii ki ama bu kadar değil. Hani klasik vesaire falan büyük bir hani... Bana kullanışsız geliyor açıkçası. Ya tabii rahat ki edemem gelebilir. Diyorum temizliği açısından vesaire. O yüzden böyle biraz şey yapalım. Dur ısınamadım. Eve hemen başlamayalım. Ben de... Kahve sunumlarını nasıl buldunuz? Ben güzel buldum. Kahve sunumu güzel. Evet. Ben de beğendim. Çok sade olmuş. Sade? Yok yok. Örtülerde genellikle çiçek, böcek yok. Ya da kuş, kelebek falan oluyor ya. Onu sade kullanmanı beğendim. Evet. Yani böyle daha güzel bence. Evet. Ben onlardan da var ama böyle farklı şeylerde kullanmayı tercih ediyorum. Bu bardaklarımızla pişti olacağız. Öyle mi? Olsun. Demek ki zevkler bir. Ama kadın eşittir altın ve gold renk. Yani bence... Genel olarak herkes her değil. Kadın değil ya. Herkes değil, evet. Her kadın değil. Ama her gümüş kadın sever. Yani eşittir gold tabii. İnancın üzerindekilere bakılır ya. Yani şimdi sevmemek fark etmez işte ama. Herkes hani, değil ama. Tabii hani ama ufacık da bir şey olsa illa bir goldluk var. Bir var yani. Hiç olmasa ama, üstünde var. Ama eşittir hani gold, altın falan. Ay hani, muhalefet olmasaydınız şaşırırdım zaten. Yani buna da muhalefet olmasaydınız şaşırırdım. Olabilirim, evet. Beni şaşırtmadığınız için mutlu oldum. Siz de beni şaşırtmıyorsunuz. Güzel o zaman. Devam edelim. Sen nasıl buldun ablacığım? Ben dediğim gibi yani kahve sunumu eviyle uyumlu. Hı-hı. Bence kusursuz ya. Güzel, ince düşüncelerin var en azından. Değil mi? Beğendim. Teşekkür ama ederim. Ama suyun içinde belki böyle bir nane yaprağı, bir evet, meyve beklerdim. Evet olabilir, haklısın. Yani düşündüm da... ama unuttum artık. Olsun. O kadar. Yine beğendim. Lütfen. Renkli seçmiş bardaklarını. Hı-hı. Ben hiç gözüm aramadı o nedenle. Evet. Gayet şık. Kestane şekerde Bursa'da olduğu belli olsun dedi. Evet. Geçen defa unutmuştum. Çok üzüldüm. Bu defa dedim kesin ve net kestane şekeri koyuyorum. Evet. İstanbul'dan arkadaşlarım da var. De geçenler Bursalıydı mesela. Onlar da tatsın, lezzetli görsün istedim. Ne güzel düşünmüşsün. Ellerine sağlık. Ben afiyet de sunumunu olsun. Çok beğendim. Ama ya ben çok güzel. Öyle mi? Bakar minnoş. Mısınız? Minnoş. Yani çok, bunu yani, yiyebilirim. O derece diyorsun. Bunu yiyebilirim. Çok şekermiş. Çok beğendim. Ben de olsa beğenmezsin ama Zeynep abla. Ya Rabbi, hamdolsun üç kızım var, iki oğlum yok. Biri sağdan sağdan, biri soldan soldan. Ya. Yardım et Allah'ım, yardım. Ya Rabbi bana böyle bir kaynağı sen vermediğin şükret için şükürler inşallah olsun. De ki böyle gelinlerim olsun be. Allah herkesin şey gönlüne göre versin arkadaşlar. Amin, amin. 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 Sen dünden beri iyi misin? Bu arada onu soramadım sana ben hayatım. Ben iyiyim. Yani her ne kadar bazı şeyleri kabullenemesem bile. Evet. İyiyim yani. Dün bayağı çekişmeli evet, geçtin. Niye kabullenemedin aynen. Aşkım? Verilen puanlar, yapılan yorumlar vesaire. Hak etmediğini düşünüyorsun. Yani tabii ki de o kadar yemek yedik, emek vardı düşük olarak. Ben yani o puanları hak ettiğimi düşünmüyorum. Ama bugün Nevra'nın günü, burada yansıtmayacağım. Evet. Gerekiyorsa da puanlamada konuşuruz bunları. Öyle, öyle, aynen öyle. Hepiniz biliyorsunuzdur belki. Nevra sosyal medyayı çok iyi kullanan bir kadın. Evet. Ve onu sahiden seviyorlar. Paylaşımlarını seviyorlar. Peki Nevra ne paylaşıyor ki bu kadar çok seviliyor? Görelim. Biraz görelim mi? Görelim. Aşk yemeği bu. Aslında romantik yemeği. Romantik Mardin'in romantik yemeği bu yani. Esra, kim uydurdu bunu? Biz uydurduk. Aşk yemeği bağırsak mı oldu? Ama o çubuk makarna da olur. İşte onun gibi düşün onu i̇şte, sen. Ayıp. Öyle ye tamam mı? İtalyan'ın makarnası senin de mumbarı. Mardin'in de mumbarı yani. Aynen çok güzel bir açıklama oldu. Hani eşler karşılıklı yer evet. Ya. İşte biz öyle de o, bu gerçekten biz öyle hiç yani. Yemedik eşimle yani. Yok yok. Yemedim. Yemek hani istemiyorum. Vesaire. İşte mumbar diyorlar ki yörede mumbar diyorlar. Evet. Evet kim yaptı onu? Kayınvalidem. Kayınvalidem. Sen biliyor musun öğrendin mi? Yok ben öğrenmek de istemiyorum onu yapmayı. Neden? Sadece yiyorum. Aynen sadece yiyorum. Çok lezzetlidir ama. Ama çok lezzetli uğraştı güzel ama zahmetli. Hem uğraştırma çok hem de kokusu beni çok onu atıyor. Yapmak kolay evet, değil. Kolay değil asla kolay değil. Evet. Bu arada Mardin gelini oluyor evet, kendisi efendim. Eşim Mardinli. Her ne kadar Bursa'da olsak da. Evet soracağım nasıl tanıştınız? Tamam onu inşallah biraz böyle hatırlayamadım. Onu soracağım. Anlatacağım hepsini. Peki başka videolara bakalım neler var. Yusuf ağlıyor.
Yusuf'un sesi geliyor. Emin misin? Emin misin? Ağlıyor. Sanki duymuyorum ama. Bir baksana bir. Bir bakayım mı? Ha, tamam bir bakayım. Duymuyorum. Dur geliyorum dur. Bu ne? Bak nedir o? Arkada insan var, kolunu elini koyuyor. Ondan sonra ben kalkıyorum, o el orada duruyor. Aa, bilmiyor. Ay anne yaptınız onu. Orada biri oldu. Çok korktu, sapsarı oldu. Sapsarı oldu. Yani evet. Bayağı komikti bizim için. Evet. Sizinle olan ya, fotoğrafımız. Ya ne güzeliz. Çok güzeliz diye. Güzel. Çok güzeliz. Evet evet. Kız burası benim ev ya. Evet kız ya. Senin ev. Orada ilk gün ya çekinmek istedim ben de evet, aslında. Senin evin hatırası çok olsun. Güzeldi ama bak şu ışığın güzelliğine. Evet. Benim evim parlamışız resmen. Evin parlaklığı yüzümüze yansıdı. Yani. Esracığım. Evet, Esracığım. Şimdi bu evi yorumlayalım bence.